Ne? Çıkıp gezelim mi diyorum? Ne? Gezelim mi diyorum? Ne diyorsun lan sen? Diyorum ki. Ulan benim bölgemden benim haracımı toplamak ha? Ulan o deli dumrulu hemen bulun getirin bana. Lan ben dövmekten bıktım. Siz dayak yemekten usanmadınız mı? Yok abi. Bu sefer köyle kavga dövüş meselesi falan değil. Hüsnü Kuşbaş Bey akşam sizi ofisine davet ediyor. Lan bu davet sakata davet olmasın? Yok abi. Öyle sakatat falan yok. Çiğ köfte, kebap falan. İyi niyetli bir davet yani. Göreceğiz bakalım. Gel kız. Köfteye de zihnin açılsın biraz ha. Yemeyecek mi? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Buyur otur be. Köfte ye. Böyle arkamda durma. Şöyle iç şurada. Hem dur. Bir şey içer misin canım? Valla. Çık canım dışarı. Şimdi delikanlı. At bunda deferruatlı bilgiye sahibiz ha. Ayran sevdiğini de öğrendim. İçim masraftan kaçınmadım. Sana bir kasa ayran aldım. İstediğin kadar iç. Allah razı olsun. Şimdi bak. Bu can başkurt. Senin için kesenin ağzını açtıysa ben sana çuvalla veririm. Bende bok dip para var. İstediğin kadar veririm sana. Bak sırf düşünmen için sana şu kadar para veriyorum şimdi. Al bunu koy cebine. Ya al. Sırf düşünmen için. Göreneğimiz, örfümüz, adetimize göre birine hediyeyi almamak, geri iade etmek ayıptır. O yüzden aynen cebellezim. Ay Hüsnü hoş. Ondan bir tane daha var mı? Anladım. Gözün doysun be. Gözün doysun be. Şu cam başkurtu ayaküstü satma meselesine gelince. Bugün onu satan aynı şeyi yarın sana da yapmaz mı? Aa, bak bunu doğru söylüyor galiba. Allah aşkına. Neyi doğru söylüyor canım? Ben de şimdi onu soracaktım sana aşkım. Şimdi arkadaş, bak biz sana gel bizim tarafımıza geç demiyoruz. Bizim bölgemize karışma, olsun bitsin. Anlaştık mı? Anlaştık. Değil. Bir soru da benden. Sorular. Can Bey'in kızına ilişmek de var mı? Aşk olsun üstüne hoş. Benim üstüme gül mü kokladın yoksa? Ya gülüm, kıymetlim benim ya. Kız ben senin üzerinde başka bir şey koklar mıyım kız? Burnumun direği kırılır. Ben sana zor alıştım zaten. Başkasını tanıma riskine girer miyim hiç? Ay ne güzel konuştun böyle. İçerik olarak tam anlamadım da dışarık olarak kulağa hoş geliyor aşkım. Şimdi içini dışını karıştırma. Ben akşam sana öyle içimden geldiği gibi anlatırım. Hadi gel, gel, gel para vereyim de git alışveriş yap. Al. Al, al. Alem duruşuna yollar gidişine hayran be. Şimdi delikanlı, işin aslına gelelim. Sen bana bulaşmadığın sürece ben de sırrımızı ebediyen saklarım. Anlayamadım, ne sırrı? Hani diyorum ki mesela sen de öyle yolda yürürken birine toslasan, orada bir cinayet silahı olsa, cinayet senin üzerine kalsan, sen cezaevine girsen, mesela birisi de senin sayende yırtsa, ha? Merak etme. Ser verip sır vermeyiz. Sen delikanlıysan biz de hamam oğlan değiliz. Delikanlılığı da kimseye bırakmayız herhalde. Maharet, delikanlı olmak değil, delikanlı olmaktır. Masajcıdan sonra Hüsnü Efendi'den de bir çek. Madem onca sene yatmışız onun yerine, ödeyeceği vebalin ilk taksidi olsun bu çekte. Ama asıl hesaplaşma yine başlıyor. Hüsnüler, can babalar, at kıçında sinek, it başında kene gibi asalaklar. Sizin tekerinize çomak sokacak biri geliyor. Sıkı durun, çakma baronlar.